Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir kıyafet kombiniyle sizinleyim. Çünkü bir türlü sıcaklar gelmiyor. Haziran'ın 3'ündeyiz ve dışarıda gerçekten yağmur yağıyor. Hava çok soğuk. O yüzden dedim ki alışverişe çıkamıyoruz. Bir yere gidemiyoruz. Hala kombiyi açıyorum Haziran'da. Yani şöyle tutsam hala sıcak. O zaman acaba dolabımda ne var? Gelin birlikte bakalım. Şimdi ilk kombinimizle başlayalım. Yine boydan göstereyim size. Ben geçen seneden beri bir şekilde spor ayakkabılarla hep geziyorum. Yine spor ayakkabıyı altına gidip siz başka şeyler de giyebilirsiniz. Bu arada hava soğuk gerçekten. Mesela bugün şöyle bir ceket giymiştim. Bu arada benim gibi... Yani benim mesela belim ince, biraz daha basenim var ama ne bileyim basenizi göstermek istemiyorsanız mesela bu tarz şeyler giyebilirsiniz. Biraz daha uzun. Gerçi çok da sorun mu? Bence mesela 2010'dan sonra birazcık vücut tipi değişti. Kim Kardashian'dan sonra zaten ince bel daha geniş kalça sevilir oldu. O yüzden de isterseniz de böyle gezin. Fark etmez. Evet, üzerimdekilerin hepsi tek bir yerden ama işbirlikli bir video olmadığı için üzgünüm. Ben size sadece kombin niyetini gösteriyorum şimdi. Bakalım dolabımızda başka neler var ama gitmeden önce... Evet, böyle spor bir kombin. Hadi şimdi bir tane de elbise giyelim. Hemen geri geliyorum. Geçmiş oldum. Birazdan zaten göreceksiniz. İki tane daha elbise giyeceğim. Ben genelde aynı tarz elbiseler giyiyorum. Yani isterseniz bunu genelleyebiliriz. Yine benim vücut hatlarıma sahipsiniz. Bakın buradan düzgülü yani belinizi aslında birazcık meydana çıkartıyorsunuz. Burası da serbest. Hatta şöyle romantik bir havası da var diyebiliriz. Çünkü böyle fırfırlı. Kollar da aynı şekilde. Ben genelde elbiselerde bu tarz seviyorum açıkçası. Topuklu ayakkabı giyersen tabii ki bir anda şık bir şeye dönüşmüş oluyor ama ben senin için yine spor ayakkabı giydim. Böyle giyersen de günlük bile giyebilirsin. O zaman ne yapalım? Bir başka elbiseye geçelim. Hello! Evet, aynı elbisenin başka rengi değil. Fark ettiyseniz hani biraz fark var ama kolları daha uzun, fırfırlı değil ama yine belden yapışıyor ve rengi çok güzel. Ben özellikle V yaka çok severim ya da V geniş yani açabilirsin daha da. Şu an şunu kapatmaya çalışıyorum. Bunlar genelde çok açık oluyor önleri ve mutlaka içine bir çengelli iğne takıyorum. Şu an kapatmamıştım. Şimdi onu kapatayım. Bunu gizleyerek takın. Ben bazen çok önemsemeden takıyorum. Bazen görünebiliyor. Siz daha güzel takabilirsiniz. Evet. Taktığınızda her türlü dönebilirsiniz. Çünkü diğer türlü biraz zorluk olabiliyor. Açılma, frikik verme durumunuz olabilir. Evet. Ayakkabıyı artık değiştirmiyorum anladınız. Topuklu ayakkabı giyersiniz. Tabii ki geceye uygun ama spor ayakkabı giyersiniz. Gündüzde kullanabilirsiniz. Bakalım arkadan da bu şekilde, yandan bu şekilde. O zaman başka kıyafete. Umarım oradan iç göstermiyordur çünkü çok ince bir kumaşı var. Evet, fark ettiyseniz bakın hep bel kısmında biraz daha darlık ama aşağıya doğru bolluk olan şeyleri seçiyoruz. Yani bu videonun adını aslında şöyle koyalım. Baseni olan kadınlar nasıl elbise seçmeli? Bakın boyunuz uzunsa, hadi benim vücut tipimdeyseniz sizler için olmuş olsun bu. Tam burası. Yani bu elbise boyu bizler için ideal arkadaşlar. Biraz daha kısası çok fazla. Uzunu ne gerek var? Hani hem seksiyiz hem şiriniz. İşte spor ayakkabı giyince biraz daha şirinlik katıyorsun. Artık daha biraz sporlaştırıyoruz aslında ama yani sen kadınsın daha şık olmak isteyebilirsin. Topuklu ayakkabıyı altına hemen çekersen yine daha tatlış olabilir. Evet, bu da böyle. Demek ki renklere de dikkat edin. Mesela farklı renk giyince bir anda farklı bir moda giriyorsun aslında. Arkadan görünüşü. Evet arkadaşlar, bir kombin videosunun daha sonuna geldik. Çok iyi biliyorum baseni olan kadınların kıyafet alırken zorluk yaşadığını. O yüzden beni takip edin. Gerçekten artık bu bedene yılları verdim. Sonradan değişmedi. Hep belim ince benim. Hep kilo alırsam basenimi alıyorum. O yüzden
beni takip et. Katıl tuşuna basıp beni desteklemeyi unutma. Beğene basarsan beni üst sıralara taşırsın. Çok sevinirim. Ve tabii ki abone ol. Basenin yoksa da abone ol. Ama basenin varsa mutlaka abone ol. Çünkü senin için başka tavsiyelerim kesin olur. Başka videoda görüşürüz.